Skopar Otomotiv 1989 yılında Skoda araçlara ait yedek parçaların Türkiye genelinde dağıtımını yapmak üzere kuruldu. Resmi olarak 1992 yılına kadar bu görevi başarıyla yapan firma, daha sonra Skopar'ın yerel distribütörlüğünden bağımsız olarak çalışmalarına devam etti. 1994 yılından itibaren Türkiye pazarının yanı sıra ihracat da yapmaya başlayan firma, kendi markalarını oluşturarak geniş ürün çeşidiyle bugün 4 kıtada 32 ülkeye düzenli sevkiyat yapmaktadır. Firmamız 1989 yılında Skoda otomobillerinin Türkiye'deki yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kuruldu. Yedek parça ihtiyacının yanı sıra garanti merkez servis görevinde üstlenmişti. 1992 yılında Skoda fabrikasının ortaklık yapısının değişmesiyle Türkiye'deki mesillik yapısı da değişti. Ve Skopar olarak biz resmi sıfatımızın dışında bu işi özel olarak yapmaya başladık. 1995 yılında farklı bir pozisyona geçtik. Türkiye içindeki yedek parça ihtiyacının yanı sıra Türkiye'de üretilmiş yedek parçaların başta Çek Cumhuriyeti olmak üzere önce Avrupa'daki yakın komşularımıza, daha sonra da dünyadaki farklı ülkelerdeki yedek parça ihtiyacı olan firmalara ihracatına başladık. Halihazırda da bu görevimizi devam ettiriyoruz. 2009 yılı verilerine göre Uludağ İhracatçılar Birliği listesinde biz ilk %15'lik bölüme girmiş bulunuyoruz. Hedefimiz bunu önümüzdeki yıllarda daha da arttırmak, artan araç sayısı, genişleyen modellere de hitap edebilmek. Bizim ihracatımız yaklaşık bir yıl içinde yapmış olduğumuz ithalatın karşılığı kadar yani. Döviz bazında bir rakam vermek gerekirse yaklaşık yılda 5 milyon dolara yakın bir ihracatı gerçekleştirmek üzereyiz şimdi. Skopar Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Ali Uzunkaya sektör hakkında bilgi verdi. Bir kere pazarı iyi takip etmek lazım. Yenilikleri iyi takip etmek lazım. Müşterinin ne istediğini bilmek lazım. Müşteri ne istiyor? Hepimiz bazı konularda müşteriyiz. Araç sahibi olanın yedek parçaya ihtiyacı var işte, ama hepimizin bir sürü gereksinimi var. Öncelikle dikkat ettiğim şey ne? Fiyat unsuru çok öne çıkmış durumda tabii. İyi fiyata, iyi kaliteli malı, fiyat kalite dengesine dikkat ederek satın almak çok önemli bir şey. Bunu sunabilmek lazım müşteriye. Müşteri malı nereden aldığını iyi bilmeli. Arkasında, malının arkasında duran firmalara itibar etmeye başladı. Yoksa böyle saman alevi gibi parlayan bazı firmalar var yani, mal getiriyorlar. Ucuz fiyatta piyasaya mal veriyorlar. Ondan sonra da bulamıyorsunuz bu firmaları. Markasız ürün satmanın doğabilecek sorumluluğu üzerinden atmak olduğunu dile getiren Uzunkaya önemli açıklamalar da bulundu. Markasız ürünü satmak sorumluluğu da üstünden atmak gibi bir şeydir yani. Kimin getirdiği, ne olduğu belli olmayan bir ürün. Biz farklı bir şey yaptık. Baktık ki bizim Almanya'dan ve Çek Cumhuriyeti'nden satın almış olduğumuz malların birçoğu zaten uzak doğuda yapılmış. Bunun üzerine araştırma yaptık. Ve bu ürünleri en kaliteli hangi üreticiler yapıyor? Var bu. Bizim ülkemizde de öyle. Yani nasıl fiyat verirseniz. Bu üreticileri bulmaya çalıştık. Bulduğumuza inanıyoruz. Emin olduktan sonra bunların kalitesinden kendi markalarımızı belirledik. Öncelikle gittik markaları Türkiye'de patent enstitüsüne tescil ettirdik ve bunları bu şekilde hazırlattırıp Türkiye'ye getiriyoruz. Uzunkaya otomotiv sektöründe güvenin şart olduğuna değindi. Otomotiv ayrı bir konu. Yani herkesin illaki bütün yedek parçaları bilmesi, otomobilden anlaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Adam güveniyor, gidiyor bir yerden bir şey alıyor. Yani mümkün olduğu kadar bu gibi sahte olasılıklarını en aza indirmek için bir kere güvenilir firmalardan tanınmış markaları gidip almaları lazım. Bu birincisi. İkincisi, bunu almış olduğu parçayı herhalde kendisi takmıyor aracın üstüne. Götürüyor, bir serviste taktırıyor. O servisteki ustalar daha tabii tecrübeli ve bilgili bu konuda. Onların da uyarmaları lazım. Onun haricinde
Şayet fabrikasyon bir hata varsa o takdirde hakkını araması lazım. Uzunkaya faturasız satış yapıldığına değindi ve şöyle açıklamalarda bulundu. Hiçbir mal faturasız kapıdan içeriye giremez. Hiçbir mal faturasız kapıdan dışarıya çıkamaz. Yani kendi aracımıza taktığımız herhangi bir parçanın bile anında fişini kesmek mecburiyetindeyiz ve bunu bu şekilde yapıyoruz. Ama pazarda duyuyoruz, bu felaket bir şekilde var yani. Faturası satışı nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar onu da bilmiyorum yani. Esasında şöyle bir şey var. Tabii büyük firmaların yeminli mali müşavirleri var. Mali müşavirler denetliyorlar firmaların muhasebesini. Bu öbür firmaların yani böyle faturasız mal satan, düşük faturayla mal satan o da var yani. Firmaların denetimini kim yapıyor bilmiyorum. Yapıyor. Yani maliyenin o kadar kalabalık mükellefin hepsini birden kontrol etmesi imkan yok. Ama mali müşavir burada bir sorumluluk taşıyor. Bence bütün firmalara mali müşavirlik mecburiyeti getirseler, mali müşavirler böyle bir şeye müsaade etmezler yani. Böyle bir kayıt dışını gördüğü anda zaten bilançonun altına imza da attırlar. Dolayısıyla bence bu önemli bir şey. Bunu yapması lazım maliyenin yani. Skopar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Ali Uzunkaya sektördeki sıkıntıları değerlendirdi. Türkiye içinde yedek parçayı ürettirirken bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Nedir bunlar? Bir kere sermaye eksikliği var. Küçük firmaların yani KOBİ dediğimiz firmaların yeterli sermayeleri yok. Bu yeterli sermaye olmayınca yeterli makine parkları da yok bunların. Teknolojiyi de kullanamıyorlar. Yani aslına bakarsanız çok üzülüyorum. Çin'in yapmış olduğu işi Türkiye yapmalıydı. Biz bu işi bir türlü ıskalamışız yani. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama herhalde devlet desteği de çok büyük orada. Yani devletin bir türlü desteklemesi lazım. Haliyle yeterli sermaye sahip olmadığı için Türkiye'deki üreticiler herhangi bir ürün için yatırım yaptıklarında kalıp yatırımı, ham madde yatırımı, amortisman sürelerini çok kısa tutmak mecburiyetinde kalıyorlar. Yani bir yılda, iki yılda yapmış olduğu masrafı geriye almak istiyor. Bu tabii ürünün maliyetinin üstüne biniyor. Ürün birdenbire fiyatı pahalanmış oluyor. Halbuki bunu Uzak Doğu'da çok iyi biliyorum ki 3 sene hatta 5 sene 6 seneye yayıyorlar. Dolayısıyla ürün üzerindeki birim maliyet düşüyor. Fiyat ucuz oluyor, sürüm daha fazla oluyor. Belki 5 sene diye hesaplıyorlar ama amortismanı 3 senede sağlayabiliyorlar. Bu Türkiye'de biraz zor yani. Ve yeni modeller devamlı üretiliyor. Yeni modeller için devamlı şeyin yenilenmesi lazım yani üretimin yenilenmesi lazım. Buna yetişmek lazım. Büyük kalıp yatırımları bunlar. Yani küçük küçük firmaların aslında birleşip olabilse Türkiye'de biraz ortaklıklar zor oluyor gerçi ama birleşmeleri, büyümeleri çok daha fayda getirecek yani. Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Ali Uzunkaya, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan modern yedek parça depoları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin en modern ve büyük yedek parça depolarından bir tanesini yapmak üzere Tuzla'da, Organize Sanayi'de, Kimyacılar Organize Sanayi'de bir yer aldık ve bu işe uygun bir lojistik deposu inşa etmeye başladık. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıl, Şubat-Mart aylarında burası tamamlanmış olacak ve buraya geçeceğiz. Dolayısıyla kapasitemiz hemen hemen 2,5 katına çıkacak. Umarım ki bu ihracatta yani da bir isim olmak kesinlikle adına, evet. Kesinlikle, evet. Ve bu arada tabii bizim fuarlarımız var. Biz fuar olarak sadece automekanikalara katılıyoruz. 98 yılından beri 2 yılda bir tertiplenen Frankfurt Automekanika'ya devamlı milli katılımcı olarak katılıyoruz. Ve automekanikanın İstanbul ayağına da katılıyoruz. Bu seneki fuar 14 Eylül'de başlayacak Frankfurt'ta. İstanbul'daki fuar da Nisan ayında olacak. 2011 Nisan ayında olacak. Her ikisinde de yerimizi ayırttık. Her zaman olduğu gibi orada bulunacağız. Hedefimiz tabii öncelikle ihracat. Ve tabii müşterilerimiz bizi daima burada görmek istiyorlar. Böyle saygın bir fuarda. Siz bulunursanız bu prestij açısından da çok önemli oluyor yani.